Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerine hız kesmeden devam ediyoruz. Ve konumuz Atatürk ilke ve inkılapları ÖSYM'nin üzerinde durduğu konular arasındadır. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Abone olursanız soru çözümleri her zaman gelecek. İlk sorumuz ne diyor hocam? Yukarıdakilerden hangilerinin laik devlet anlayışına aykırı olduğu savunulabilir? Laiklik ne demek? Laiklik din ve vicdan hürriyeti demektir değerli arkadaşlarım. Laiklik din ve devlet işlerinin ayrı yürütülmesi demektir. Laiklik hukuk üstünlüğü demektir. Anlaştık mı? Şimdi devletin her türlü din ve mezhep karşısında tarafsız kalması. Bu laikliğe aykırı değildir. Tamam mı? Bu laikliğe aykırı değil. Bunu şöyle yapalım. Devletin herhangi bir resmi dininin olması. Olmaması. Laikliğe aykırı değil. Devletin resmi bir dini olsaydı değerli arkadaşlarım laikliğe aykırı olurdu. olurdu. Anlaştık mı? Şartlara göre değerlendirin. Devletin dini tercihlerin belirlenmesinde yaptırım gücünün olması. İşte bu laikliğe aykırıdır. Ne dedik? Laikliğe din ve devlet işleri ayrı olacak. Herkes kendi dinini yaşayabilecek. Cevabımız C şıkkı. Şimdi bazı arkadaşlarım şunu yapıyor laiklikle şeriatı kıyaslıyorlar. Kıyaslamayın değerli arkadaşlarım. Siz sadece ders çalışın. Anlaştık mı? Siz sadece ders çalışın. Müfredata göre hareket edin. Diğer sorumuz, bir ülkede demokratik bir ortamın oluşabilmesi ve demokrasi'nin gelişebilmesi için hangi iki ilkenin bulunması en koşul en koşuldur? Sevgili arkadaşım, iki gözümün çiçeği Öncelikle demokrasi'nin olabilmesi için senin ulus egemenliğine ihtiyacın vardır. Ulus egemenliğini sağlayabilmen için öncesinde bağımsızlığı elde etmiş olman lazım. O yüzden cevabımız aşıkkıdır. Milliyetçilik ulusal bağımsızlığı yer alır. Devletçilik halkın elinde yeterli sermaye olmadığında devletin işe el atmasıdır. Devletçilik yani ekonomik yaptırımlar sonraki dönemlerde ortaya çıkar. Ulusal birlik ve beraberlik doğrudur ama şu anda çağdaşlaşmayı düşünemezsin. Devlet yeni kurulduğu için ve demokrasi orta ortamını geliştirmen için bağımsızlık ve egemenliğe ihtiyacın vardır. Akılcılık ve bilimsellik layıklık. İlerleyen zamanlarda bunu oturtabilirsin. Yurtta barış, dünyada barış. İnsan bir insanlı sevgisi yani hümanizmadan bahsedilmiş. Bu da olağan durumlardır ki zaten yurtta barış, dünyada barış dış politikadaki esastı. Cevabımız demokrasinin gelişebilmesi için ulusal egemenlik ve bağımsızlık kavramları olacak. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Ne diyor hocam? Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Cumhuriyetin ilk yıllarında milli ekonominin gerçekleştirilmesinde özel girişimi destekleyici bir politika izlendi. Fakat özel girişimden beklenen sonuç olumlu olmadı. Niye? 1. Sermaye yetersizliği. 2. Yetişmiş iş gücünün olmaması. 3. Deneyim ve bilgi birikiminin yetersizliği. 4. Oh, bırak. 1929 Dünya Ekonomi Bunalımının çıkması en ama en önemli etkendir değerli arkadaşlarım. Ekonomik buhran Çıktıktan sonra Teşvik sanayi kanunu başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ki zaten ekonomik buhrandan sonra yerli malına destek verilecekti. Teşvik edilecekti. Cevabımız D şıkkı. Bizden sebeplerini istemişti değerli arkadaşlarım. Sonuç değil. diğer yani sorumuz bu çalışmalar aşağıdakilerden hangisine sebep olmamıştır? Cumhuriyet döneminde özellikle 1933-39 yılları arasında hızlı bir devletçilik ve kalkınma planı uygulanmıştır. Ne demekti devletçilik? Halkın elinde yeterli sermaye olmadığında devletin işe el atmasıydı değil mi değerli arkadaşlarım? Şimdi planlı ekonomiye geçme Bu bir. Planlı bir şekilde güzel bir ekonomi sistemine geçilecek. Şöyle yapalım. Bismillah. Devlet eliyle önemli yatırımlar yapılacak. Biz buna zaten devletçilik diyoruz. Teşvikli Sanayi Kanunu'nun çıkartılmasına bunu burada bırak. Teknik eleman açığını ne yapacaksın? Kapatacaksın. İşçi aktarını devlet güvencesine alacaksın. Sevgili arkadaşım, Teşviki Sanayi Kanunu 1927 yılında çıkarılan bir kanundur. Ekonomik buhrandan dolayı başarısızlığa uğramıştır. Bizde neyi istemiş? 33-39 yıllarını istemiş. Bu durum öncesinde yaşanmış. Devam edelim. Anahtar kelime vereceğim sizlere. Sorumuz şu şekilde bu gelişmelere bakarak vatandaşlık kavramının aşağıdaki Atatürk ülkelerinden hangileriyle bağdaştığı söylenebilir. Erzurum Kongresi'nde azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalık da verilemez. Ayrıca Lozan Antlaşması'nda Türkiye'de yaşayan herkes din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın Türk vatandaşı kabul edilmiştir. Sevgili arkadaşlarım eşitlikten bahsediyorsa tek bir cevabımız vardır. Tek demeyelim de en önemli cevap halkçılıktır. Ulusal egemenlik Ulusal egemenlik ulus iradesine esas alır. Cumhuriyetçiliğe esas alır. Değil mi? Zaten bakın birbirini götürdüm. Devletçilik ekonomiye esas alır. Layıklık din ve vicdan hürriyeti, akıl ve bilimi esas alır. Ama eşitlik, adalet ve topluma hizmet gibi kavramlar halkçılığı ön planda tutar. Ön planda tutar. Hadi bakalım. Diğer sorumuz. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile durumlarından hangilerinin gerçekleştirildiği söylenebilir? 1. Devletin yeni rejimi belli oldu rejim cumhuriyettir. Devlet başkanlığı sorunu çözüldü. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı İsmet İnönü, ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, ilk meclis başkanı Ali Fethi'dir. Niye Mustafa Kemal dedim? Çünkü daha 23 yılında izlerli arkadaşlarım. Soyadı kanunu daha yok. Bakın bunlara dikkat edin. Demokratikleşme yolunda önemli bir adım atılmış mı? Atılmış cumhuriyet demek demokrasi demektir. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.